Sevgili izleyiciler, bugün Rıfat Edin'le beraberiz. Kendilerinin yazlık evindeyiz şu an. Evet, Rıfat Bey hoş geldiniz programımıza önce. Hoş bulduk, siz de. Şu anda Edin ailesinin yazlık evindeyiz. Evet. Nasıl başladı, buranın hikayesi nedir? Bir dinleyelim önce sizden. Burası çocukken geldiğimiz yazlığımız idi. Tekneyle buraya Dragos'tan yelkenle gelirdik, giderdik. Ondan sonra Avni Şasa'nın tenis kulübü yan komşumuz. Avni Bey buraları ihya etmişti zamanında. Sonra gel zaman git zaman tekneler Avni Şasa'nın kulübünde de Faruk Birgen, Şeref Birgen diye bir kişilerin inisiyatifiyle bir teknecilik bu Tuzla'da mevzu bahis olmuştu. O da bize sıçradı. Bu bahçede de bu tekneciliği devam ettik. Böylelikle bir yelken okulu haline geldik. Yelken okulu gelip kalıp yelken yapan insanlar ve bir özel tip tekneyle de bütün dünyada 12 kadem dingilerde yarışan insanlar da senede bir iki kere buraya Sabiha Gökçen Havaalanı'na uçup buraya gelip burada kalıp bir hafta yelken yapıyorlar. Adalara gidiyoruz, geliyoruz, yarışıyoruz. Kendimizi çok müthiş zannediyoruz. Dünyada kendi başına öbür taraftan dönüyor ama bizim dünyamızda bu oluyor. Herkes memnun oluyor bir hafta. Böyle. Şimdi burada tabii 20 yılı aşkın bir süre almış buranın hazırlığı bildiğim kadarıyla ve Harun Bey'in tekneleri varmış daha çok. O nedenle de ismini oradan alıyormuş. Evet. Onun da bir hikayesini dinleyelim. Sizin arkadaşınız mı? Hayır değil. Ben Harun Bey'le hiç tanışmadım. Tanışmadınız. Evet. 1975 senesinde vefat etmiş ama Harun Ülman'ın teknelerini görüp bu ne, bu ne, bu ne diye hep aşık olmuşum. Ve zaman içinde de hediyelerle, satın almalarla falan Harun Bey'in bayağı bir teknesinin sahibi olmuşum. Herkes plastik tekneye geçerken, tahtaları çöpe atarken. Ve çok eski yıllara ait bu tekneler. Tabii 1930'lardan itibaren 1975'e kadar Harun tekneleri yapılmış. Mesela bu da bir Harun teknesi ama parçalanmış. Şimdi koltuk olarak kullanıyoruz. Falan. Dünyada meşhur tekne yapımcıları var. Bay Hereshoff diye bir adam var. Onun Doğu Amerika'da müzesi var mesela, Hereshoff Müzesi diye. Herkes gider gelir. Bizim de Hereshoff muadili tekne mimarımız da Harun Ülman. Bu kadar Harun tekmesi olduğu için bu bahçede Harun'un cenneti dedik. Öyle bir isim koyduk. Burası bir de aynı zamanda hem otel hem restoran hem de dediğiniz gibi yelkenlerin uğradığı bir liman vaziyetinde. Evet. Ne şekilde ulaşabiliyor kişiler buraya? Karayolundan da gelebiliyorlar değil mi? Ondan da bilgi verelim. Evet. Birazcık. Eski Ceneviz Limanı'ymış burası. Denizden yelkenle uğraşılıyor. Bazı lodos havalara karşı mahfuz. Öbür türlü trenle tren istasyonuna gelinebiliyor. Arabayla Tuzla'ya gelinebiliyor. Ve başka nasıl geliniyor? İşte tren, araba, bisiklet ve yelkenli. Evet, evet. Şimdi bir de tabii burada şundan da bahsedeyim. Burası biraz sanatçıların buluşma mekanı gibi bir yer ve her yıl siz Ağustos'un ilk haftasında Kamp ile Sanat diye bir proje gerçekleştiriyorsunuz. Bu nedir? Bu sene de gerçekleşti bu. Neler yapılıyor burada? Şöyle heykeltıraşlar bir hafta boyunca buraya geldiler. Denize girdiler, top oynadılar, düşündüler ve bir heykeller meydana getirdiler, yarattılar. Konuşmalar yaptık. Sonra da güzel filmler video art yapıldı, heykeller yapıldı. Fikir alışverişleri yapıldı. Ve bir aynı düşünen tarzda insanlar burada bir şekilde bir ilerleme kaydettiler. Herkese bir ilerleme oldu. Bir 90 yaşlarında bir profesör hocamız da bir konuşma yaptı. O da konuşmasında dedi ki insanlar bir müzeye gidince, gezince daha insan olarak o müzeden ayrılıyorlar. Ve insan olduklarından gurur duyarak çıkıyorlar. Müzeler insanlığı yücelten yerlerdir ve müzeye girince de bir kıymet bulmak üzere giriyorsunuz. Çıktığınızda
kıymet bulmadıysanız müzeyi tekrar gezmeniz lazım diyor dediydi. Burada da öyle bir his var. İnsanlar buraya girince böyle en lüzumsuz şeyden bile bir kıymet bulur hale geliyor. Doğru. Ve rahat ediyor, mutlu oluyor ve kreatif sonra tekrardan hayatına devam ediyor. Burası da bunu sağlıyor. Bunu gençlerle, herkesle paylaşmak ve ilerlemek ve İstanbul kültüründe olan bir takım değerleri de gelecek jenerasyonlara aktarmanın bir yolunu arıyoruz burada işte. Yelken olsun, resim olsun, tiyatro olsun, yazı olsun. Böyle. Bir de Rıfat Bey, burada şimdi içeriye girince tabii hikayelerini bilmiyoruz ama ortada bir tane ağaç ev sanıyor idik. Aslında bir kuleymiş. Evet. Eski bir kule. Ve solda bir tane ev var. Birazdan görecek izleyicilerimiz genel videoda bunu. Burası eski bir manastırmış. Evet. Buranın hani o köklü hikayesi nedir tam olarak? Eksperler daha iyi bilir tabii ama Dimitrios, bu ne öyle bir adamın, bir keşişin, 5 tane önemli keşiş varmış. Onlardan bir tanesiymiş bu. Onun manastırıymış, kızlar manastırıymış. Ve işte Kanuni'nin bir oğluyla bir Bizans prensesi falan, böyle bir hikayeler var. Kızcağız da buraya sonra kapanmış falan. Böyle bir tam yarım yamalak anlattığım ama daha başkalarının daha iyi bildiği bir durumlar var. Ve işte eski manastır, işte Tuzla Manastır denilen yer, bahçe buymuş. Hafif kalıntıları var. Ondan sonra arkeoloji müzesiyle de araştırıyoruz, ediyoruz. Ama burada o huzur, o eski toprakla bütünleşmiş bir köşe. Hem Poyraz'ı alıyor hem Lodos'u alıyor. Bu bütün Tuzla'da da çok güzel başka yerler de var. Şu karşıdaki ada, orada Rahmi Bey'in adası filan, böyle Tuzla'nın köyü, göçmenlerin gelmiş olduğu. Bütün o ruhu yansıtan, özellikleri taşıyan bir ufacık bir köşe oldu. Burada bir de şey var, yani hani ortada duran o hani kulenin içerisinde pek çok eşya var. Bunlar Edin ailesine ait eşyalar mı, yoksa sizin topladığınız eşyalar mı? Bizim aileden ben hiçbir şey atamam. Herkes de ailede bir şey atmadan Rıfat bir görsün der. Ben de her şeyi bir yere yerleştirdim. Burada da sanki bir fonksiyonlarını buldular. O nedenle bitmemişlik hissi uyandırıyor zaten, evet, insanda. Evet. Yani az önce gelmiş birileri oturmuş ve kalkmış gitmiş. Evet. Biz devam ediyoruz gibi. Evet. Bu arada siz tabii üniversiteden resim bölümünden mezunsunuz. Burada restorasyon kısmında siz herhalde uğraşıyorsunuz, öyle değil mi? Daha çok. Üniversitede ekonomi ve resim okudum. Evet, eksik söylemişim. Ekonomi anne babayı memnun etmek için. Profesöre de sözüm var. Ekonomist sakın olma, öyle geçireceğim seni demişti. Öyle geçtim. Ressamlığıma da daha çok devam etmek istiyorum artık. Eğer mümkün olursa. Hayat fırsat verirse. Rıfat Bey, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.